Evet, merhaba. Bugün Çalı'dan aldığımız çaylarımızı deneyeceğiz. Bakalım aldığımız çayların tadları nasıl? Biz de merak ettik, sizlerle de paylaşalım dedik. Çalı'dan özellikle benim en çok sevdiğim Mint Melange, daha doğrusu en çok sevdiğim değil ama en çok merak ettiğim Mint Melange çayı. Bu hem nane hem çikolata, aynı zamanda tütsülenmiş. O yüzden benim favorim olan bir çay. Diğer çaylarımıza da istersen Esra göstersin size. Başka ne var? Şuradan Milk Oolong var. Yine bir Tayvan çayı. Şu şekilde göstereyim. Bu da süt buharına tutulmuş bir yeşil çay. Tayvan bölgesine ait. Dün aslında onu denedik. Bu da Beğendik. çiçek açan Yumuşak çay içinde. diye geçen. Yine böyle gül ve yasemin olması lazım. Bunun içeriklerini zaten belirtiriz. Suyun içine konulduğunda çiçek gibi Şu açıyor. içindeki taneler burada belli, büyük. Bu bizim yörelerden Çamlıhemşin'de yetişen bir yeşil çay. Aslında biz sadece bir yeşil çay arayışına girip diğerlerini aldık. Bir de yine yeşil çay. Bu da kızartılmış pirinçle harmanlanması ile elde ediliyormuş. Çimensi bir aroması varmış. Yine yeşil çay Japonya bölgesine ait. Benim çayımı deneyelim. Başka hepsini gösterdik mi? Ve rooibos vanilya. Bunu daha önce almıştık. Benim en sevdiğim çaydır aslında. Vanilya aromalı bunu da sipariş etmenizi öneririm. Hadi benim Şimdi çayımızı yapın. senin çay. Bu arada İçi üstelik böyle ve kokusu muhteşem. muhteşem. Tütsüyü seviyorsanız, tütsülenmiş yiyecekleri, işte içecekleri, bu tam aslında bakalım beklediğim tadı alacak mı? Ve kutuları da tabii ki elinden alıyor. Bunu zaten arkasında hazırlamaları yazıyor. Nasıl hazırlanacağı yazıyor. Bazısında 95 ile 100 derece, bazısında 85 ile 90 derece arasında. Üzerine yazıyor. Bir çay kaşığı bir servis için. Demlenen çay tekrardan ikinci elde demlenebiliyor. Tabii aroması biraz düşüyor ama yine kullanılabiliyor. Şöyle bir çay kaşığı suyun içine koyacağız. Kaynattık. Hatta biz hazırlanırken ikinciye tekrar döktük. Çünkü 95 ile 100 derece arasında yapılması gerekiyormuş. Biz biraz soğuttuk, sonra Şöyle tekrar ısıttık. iki çay kaşığı. Presimizi 4-5 dakika demlenecek. kapatıyorum. Sonra içmeye hazır. Evet, çayımız demlendi. 4-5 dakika bekledik. Şimdi tadımı Caner yapacak sizler için. Sabırsızlanıyorum. Haydi bakalım. İki fincanlık yapmıştık. Bunu tekrardan süzüp istediğimiz zaman ikinci demleme yapıyoruz. Ama tabii ki ikincisi daha kuvvetli bir aroma oluyor. Daha yumuşak içimli oluyor. Şimdi bir bakalım kokusuna. Tütsü kokusu çok Ay, yoğun. bir duman tütsü. Ben de o arada özelliklerini okuyayım. Çin'in Fujian bölgesinde yetişen büyük ebatlı çay yapraklarının tütsülenmesiyle elde edilen siyah çayın nane ve kakao parçaları ile oluşturduğu sofistike lezzeti mint melanj çayında keşfedin demişler. İçinde siyah çay yaprağı, nane ve kakao parçaları var. Dediğimiz gibi 95-100 derecede bir çay kaşığı bir kişi için eklenerek 4-5 dakika demleniyor ve ondan sonra içiliyor. Bu pandemi döneminde farklı içeceklere, kahve ve çayda döngüsüne değişik bir alternatif için aldık. Bunları deneyeceğiz. Şey çok baskın, tütsü kokusu baskın. Ama kakaoyu ben alamadım.
Kakao değil de biraz ben aslında naneli yeşil çaya alışık olduğum için hafif nane tadını da sezebiliyorum. Ama Evet, tütsü yudumladıktan daha sonra yoğun. tütsü tadı bırakıyor zaten. Kokuda da öyle. Kokladığımızda da aynı şekilde. Ama bence güzel bir alternatif. Ben Evet, tütsü sevdim. kokusunu severim. Sevdim. Ama beklediğimin biraz altı. Yani naneyi çok Sert çok değil, alt yumuşak. noktalardan aldım. Kakaoyu alamadım. Şöyle tekrar gösterelim. Denemeye devam. Bir sonrakinde çiçek açan Hangisini? çayı denemek istiyorum. Bunu Evet, da bir ben bunu görsel show merak ediyorum. olur herhalde diye düşünüyorum. Bakalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.